Sabancı Üniversitesi'nin adı öğrencilere çok cazip gelen, şüphesiz ardından öğrenci olduktan sonra Sabancı Üniversitesi öğrencilerine de çok cazip gelen iki tane çok önemli farklılığı var Türkiye'deki diğer üniversitelere göre. Birincisi, programınızı sonradan seçiyor olmanız, özgürce alanları inceleyerek, akademik destek alarak, rehberlik servisi desteği alarak, isterseniz üst sınıftaki arkadaşlardan destek alarak programları seçiyor olmanız. İkincisi ise interdisipliner yapısı ki hocalarımız zaten üzerinde bunun duracak. Ben birincisinden bahsedeceğim. Nasıl oluyor da programınızı sonradan seçiyorsunuz? Sistem şu şekilde çalışıyor. Sabancı Üniversitesi'nde bölüm yok. Programlar var. Bölüm olmadığı için de herhangi bir bölüme kayıt olmanız söz konusu değil tabii ki. Siz fakülteye kayıt olacaksınız. Peki bu nasıl olacak? ÖSYM kılavuzunu açtığınız zaman herhangi bir program kodu değil, fakülte kodu göreceksiniz. Fakülte kodlarını göreceğiniz fakülte isimleri de Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi. MF4, TM3 ve TM1 ile sırayla tercihlerinizi yapabilirsiniz. İngilizcenizi ölçeceğiz çünkü bizim eğitimimiz tamamen İngilizce. Eğer yeterliyse direkt olarak birinci sınıfa geçiyorsunuz, değilse bir dönem ya da bir yıl hazırlık okumanız gerekecek. Burada kendi sınavımız var, ELA adını verdiğimiz bir sınav ya da IELTS, TOEFL gibi sınavlar da geçerli. Oradan da yeterli puanları alırsanız hazırlıktan muaf olabiliyorsunuz. Birinci sınıfa geldiniz. Birinci sınıfta ilk farklımız göze çarpıyor. İnterdisipliner yapımız göze çarpıyor. Hangi fakültede olduğunuz, hangi fakülteye kayıtlı olduğunuz fark etmeksizin birinci sınıfta aynı dersleri göreceksiniz. Bu paket programdır. Burada fen bilimler ağırlıklı dersler de var, sosyal bilimler ağırlıklı dersler de var. Okuyup raporlama, sadece okuma ve raporlama bazı dersler de var, sadece proje bazı dersler de var. Dolayısıyla farklı disiplinlerden ders alma, farklı disiplinlere direnç ve uyum sağlama konusunda birinci sınıf size yardımcı oluyor. Birinci sınıftaki ayrıca aldığınız dersler ikinci senede yani akademik alanda seçeceğiniz derslere dair size ipuçları veriyor. Nasıl ipuçları veriyor? Örneğin orada birinci sınıftaki fizik dersini beğendiniz. O zaman ikinci senede mekatronik, elektronik mühendisliğine yönlenebilirsiniz. Tarih dersini çok beğendiniz. Toplumsal bilimler, kültürel çalışmalara yönlenebilirsiniz gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla birinci sınıfın bu şekilde iki tane avantajı var. Birinci sınıf derslerini girdiniz, verdiniz, ikinci sınıfa geldiniz. İkinci sınıfta alan derslerine geçiş yapacaksınız. Bu nasıl olacak? Bazı arkadaşlar çok idealist oluyor. Diyor ki ben ekonomi okuyacağım, idealim o benim. O zaman ekonomiye giriş dersini alıyor ve ekonomiye adım atmış oluyor. Ancak kimi öğrenci arkadaşların kafası karışık olabiliyor. Onlar ekonomi mi okusam, yönetim bilimleri mi okusam, endüstri mühendisliği mi okusam, bakın farklı fakülteler olmasına rağmen 2-3 alana kadar ikinci sınıfta giriş derslerini alarak inceleme fırsatı bulabiliyorlar. İkinci senenin sonunda da dersi geçiyorsunuz, beğendiniz, YÖK'ün belli şartları var, sadece bir şartı var, o da sağlanırsa okula beyan ediyorsunuz ve ilgili program derslerini okuyup oradan mezun oluyorsunuz. Bu sistemin Türkiye'de hiçbir üniversitenin garanti edemeyeceği bir şeyi garanti edebileceğini biz garanti edebiliyoruz, şudur. Mezun olduğunuz zaman siz kesinlikle diplomanızla barışık bir şekilde mezun olacaksınız. Çünkü 15-16 yaşında vermiş olduğunuz bir karar değil, 19-20'li yaşlarda öğretim üyelerinden destek alarak, rehberlik servisinden destek alarak, dersleri görerek, sunumlara dahil olarak, isterseniz üst sınıflardan, akranlardan destek alarak vermiş olduğunuz bir karar olacak. 2 sene boyunca inceleyip vermiş olduğunuz bir karar olacak ve kesinlikle seçtiğiniz program doğru olacak. Biz zaten bunu rakamlarda da görüyoruz. Anket çalışması yapıyoruz ve 11 senenin ortalaması 2 öğrenciden biri fikir değiştiriyor. Örneğin 2000 yılında ben biyoloji mühendisliği okuyacağım diyen öğrenci, 2002 yılına geldiğimizde bambaşka bir alana, farklı fakültelere kaymış olduğunu görebiliyoruz. Ve bunun oranı %49, %50'ye yakın bir oranı var. Dolayısıyla bu sistem sayesinde yanılmanız söz konusu olmayacak. Burslardan bahsedeceğim. 3 tip burs sunuyoruz biz. Çeyrek burs, yarım burs ve tam burs. Aslında zaten burs isimleri kendini anlatıyor. Tam bursla gelen öğrenci öğrenim ücretinden tamamen muaf oluyor. Yarım burs öğrencimiz yarısından muaf oluyor. Çeyrek burs da %25'inden sizleri muaf kılıyor. Ancak belli sıralamadaki öğrenci arkadaşlara biz ek olanaklar sunuyoruz. Şimdi onlara bir göz atalım. Herhangi bir fakülteye tam bursla kayıt oldunuz. İlk 3000'desiniz. O zaman 4 kişilik yurt ücreti de muafiyete ekleniyor. Ve yeni teknoloji ücreti de ödemiyorsunuz. Ayrıca nakit desteği oluyor. Sosyal bilimler fakültesine tam bursla kayıt oldunuz ve ilk 1000'desiniz. O zaman nakit desteği artıyor. 2 kişilik yurt ücretinden muaf oluyorsunuz ve yeni teknoloji ücretinden de muafsınız.
Mühendislik fakültesine kayıt olduğunuz tam bursta ilk 500'desiniz. O zaman nakit desteği 500 liraya çıkıyor. İki kişilik yurt ücretinden. Yine muafsınız ve yeni teknoloji ücretinden muafsınız. Yarım burs dediğim gibi %50'sinden muaf olarak geliyor öğrencilerimiz. Ancak ilk 4000'de veya belli farklı IB, abitur gibi belli farklı diploma notlarından başarı sağlamış. O zaman %50'lik muafiyet %75'e yani artı 1 bölü 4 bir muafiyet orada ekleniyor. Az önce saydığım burslar LYS'den kazanabileceğiniz burslardı. Bunlar kesintisizdir. 1 artı 4 normal öğrenim yılı boyunca kesintiye uğramadan devam ediyor burslarımız. Ayrıca sonradan kazanabileceğiniz burslar da var. Bursuz gelen öğrencimiz birinci akademik yılın sonunda belli bir başarı yakalamışsa burs kazanabiliyor. Dolayısıyla hazırlığı ve 4. sınıfı dışarıda tutuyoruz. 1, 2 ve 3. sınıftaki arkadaşlar arasında belli bir başarı sağladığınız zaman tam burs kazanma şansınız da var. Şu an için %37'si de öğrencilerimizin karşılıksız burslu öğrenim görüyor. Üniversite seçerken işte belli başlı kriterler var. Esas akademik kadro da çok önemli. Tabii zaten velilerimiz özellikle çok önem veriyor bu noktaya. Akademik kadroya dikkat ederken herhalde yurt dışı doktorası yüzdesi çok önemli olmalı. Çünkü mezun olduktan sonra yurt dışına giderken yurt dışı doktoralı öğretim üyelerinden bir kere referans alıyorlar öğrencilerimiz. O anlamda yurt dışı bağlantılarını güçlendiriyorlar. Ayrıca yurt dışı doktorası ne kadar yüksek bir üniversitenin tersine beyin göçünü, felsefesini gösterir. O kadar o yönde çalışıyor demektir. Ki bir Sabancı Üniversitesi de yurt dışında belli prestijli üniversitelerdeki mezunlarımıza aynı olanakları sunarak geri çağırıyor. Dolayısıyla tersine bir beyin göçü çalışmamız da var. Endüstri deneyimi de önemli bir nokta. Neden? Çünkü bazen teorik bilgiler havada kalabiliyor. O noktada öğretim üyelerimiz ortalama 4,5 yıl kendi alanlarında profesyonel hayatta çalışmış oldukları için o havada kalan boşlukları pratik bilgilerle doldurabiliyorlar. Dolayısıyla bu iki kolon önemli noktalar olarak öne çıkarılabilir. Diller okulumuz da mevcut. İkinci sınıftan itibaren ek diller seçerek sadece İngilizce'de değil istediğiniz ekstra dilde kendinizi güçlendirebiliyorsunuz. Bir diğer kriter de öğrenci kulüpleri üniversite seçerken. Neden? Çünkü öğrencilik hayatının neredeyse yarısı belki daha fazlası öğrenci kulüplerinin faaliyetleri de geçer. Öğrenci kulüpleri belli başlı olanaklar sağlıyor. Birincisi çok çabuk arkadaş edinmesini sağlıyor yeni kayıt olan arkadaşların. İkincisi eğer hobileri varsa bu öğrenci arkadaşları bunları somut anlamda hayata geçirmeleri için ciddi olanaklar sunuyor. Eğer öyle hayalleri varsa profesyonel dünyadan kendi hobilerine dair önemli kişilerle tanışma fırsatı sağlıyorlar. Yurt dışı ziyaretleri oluyor. Sponsor buluyorlar. Bu sponsor çalışmaları esnasında Türkiye yöneticiyle görüşme, tanışma imkanı buluyorlar. Dolayısıyla mutlaka her öğrencinin keyfine hitap edecek bir kulüp var Sabancı Üniversitesi'nde. Ve o kulüp faaliyetleri sayesinde birazcık da ön plandaysa, çalışkansa bir yerlere mutlaka dokunabiliyor kulüpte çalışan arkadaşlar. Rakamlara vuracak olursak normalde bu araştırılmış 20-25 bin kadar öğrenci barındıran bir üniversite 600 kadar öğrenci etkinliği yapar. Biz 3000 tane lisans öğrencisi barındırıyoruz ve 450'den fazla öğrenci etkinliği bir sene içerisinde gerçekleştirmişiz geçen sene. Bu da orana vurunca ne kadar faal olduğunu kulüplerimizin gösteriyor. Spor tesisleri de önemli. Özellikle kampüs hayatı varsa spor çok önemli. Dolayısıyla biz tesislere de önem veriyoruz. Yeni fitness salonumuzu yeniledik. Gerçekten yüksek standartlarda gezip görünce eminim siz de beğeneceksiniz. Bir fitness salonumuz oldu. Onun haricinde burada sıralı bütün noktalar faal bir şekilde çalışmakta. Buranın farklılığı şudur. Büyük basketbol kortu hariç her noktayı rezerve edebiliyorsunuz. Yani koşu bandı, elektronik bisiklete kadar işte çarşamba saat 4'te şurası beni beklesin diye bilgisayarınıza tıkladığınızda orası sizi bekliyor oluyor ve kalabalığa sıraya mal vermeden sporunuzu yapabiliyorsunuz. Böyle bir ferahlıkta sunuyor spor tesislerimiz. Buradayız, gösterim merkezindeyiz. Burası 912 kişilik kapasitesiyle haftanın bir günü, bazen üç güne kadar mutlaka bir performans ev sahipliği yapıyor. Bu tiyatro olabilir, özel tiyatrolar, devlet tiyatroları, klasik müzik konserleri, popüler müzik konserleri mutlaka herkesin tadına, herkesin zevkine hitap edecek bir faaliyet burada sahne alıyor. Buranın iki avantajını görüyorum ben. Birincisi çok yakın yurtlara. Dolayısıyla buraya inmeniz performanstan bir 10 dakika önce yeterli oluyor. Ama İstanbul'da bir konsere dahil olmak istesek bir gece önceden sıraya girmemiz gerekebiliyor bazen. Burada öyle bir zorunluluk yok.
İkincisi, İstanbul'da 90 ila 150 lira harcadığımız konser faaliyetleri, gösteri faaliyetleri burada sadece geçen sene 6 liraydı. Bu da bir ayrıcalık şüphesiz. Burada aslında yetkili arkadaşlar detaylı bilgileri size kampüs turu esnasında verecek ama ben yine genel olarak üzerinden geçeyim. Bilgi merkezi diyoruz biz buraya. Kütüphane demeyi sevmiyoruz çünkü günün 24 saati bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Size verilen şifreyle siz buradaki bilgileri elektronik ortamda ulaşma imkanı bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz kütüphane değil bilgi merkezi diyoruz buraya. Onun haricinde buranın benim sevdiğim bir yönü en iyi bin film, en iyi bin belgesel şeklinde. Arşivleri var. Orada izleme noktaları var. İsterseniz orada oturup izleyebiliyorsunuz. İstemezseniz ödünç alıyorsunuz. Yurdunuzda, evinizde izleyebiliyorsunuz. Güncelleyerek bu DVD'leri de size sunuyor bilgi merkezi. Kampüs turu esnasında eminim sizi etkileyecek noktalardan bir tanesi olacak. Yurtta kalacak arkadaşlar için en önemli kriterlerden biri yurtlardır. Şüphesiz, özür dilerim, kampüste kalacak arkadaşlar için. Yurtlarımız 2 ve 4 kişilik. Kalabalık kalmıyor öğrencilerimiz. Üst tarafta yatak, altta masa şeklinde kendi konfor alanınız oluyor. Bu da bir ayrıcalık şüphesiz. Altta üstü kalmıyorsunuz ki ben öğrencilik hayatımda öyle kalmıştım. Bu çok daha konforlu biliyorum. Onun haricinde her odada duş tuvalet var. Ortak kullanım alanı yok. Hijyeni getiriyor. İki günde bir şirket temizlik yapıyor burada. Memnun kalmazsanız özel bir hatları var. 99-88. Alo diyorsunuz orada. Temizlik çağrısı açtırıp tekrar temizlik yaptırtabiliyorsunuz. Her türlü konfor düşünülmüş öğrencilik için. Teli sekreter dahi mevcut. 900 kişilik yemek salonumuz var. Buraları zaten gezip, görüp yakından tanıma fırsatı bulacaksınız kampüs turu esnasında. Hizmet veren firmalar kampüs hayatı içerisinde öğrencilerin temel ihtiyaçlarını şehre gitmek zorunda olmadan sunan noktalar. Burada kitap evinden bankaya, işte kafeteryadan seyahat acentesine kadar her şey sunulmuş. Küçük bir kasaba hayatı var. Dolayısıyla çok fazla temel ihtiyaçları için şehir dışına gitmek ihtiyaç duymuyor öğrencilerimiz. Ulaşım belki bir soru işareti olabilir ama esasında çok da zor değil. Birincisi biz ters istikametteyiz iş saatleri göz önünde bulundurunca. İkincisi gece 11.30 hafta içi hafta sonunda gece 3.30'a kadar servis imkanlarımız var. Taksim, Kozyatağı, Bostancı gibi noktalara. Dolayısıyla ulaşımda herhangi bir sorun esasında teşkil etmiyor. Genel soru, uluslararası bağlantıları nasıl bu üniversitenin? Ki artık iyice popülerleşti, malum Erasmus projeleri var, yurt dışından sonra lisansüstü imkanları nelerdir? Dünyaya açıldık ülke olarak, dolayısıyla gençlerimiz de şimdi dünyaya açılabilecek miyiz diye soruyorlar, haklılar. Sabancı Üniversitesi öğrencisiyseniz bu size önemli bir fırsat demektir bu anlamda. Çünkü dünyadaki ilk 150 üniversiteyi yukarıdan aşağı doğru sıralayın, hepsinde bir tane Sabancı Üniversitesi mezunu mutlaka var. Harvard, Yale, Oxford, Cambridge gibi üniversitelerde mezunlarımız beklenmiş durumda. Harvard'da biz her sene bizim pilav günü dediğimiz, onlara reunion dediği faaliyeti yürütüyoruz. Mütevelli heyetimiz oraya gidiyor, Güler Hanım oraya gidiyor. Onlarla görüşüyorlar, mezunlarımızla buluşup orada zaman geçiriyorlar. Dolayısıyla mezunlarımızı yurt dışına gönderiyoruz ama orada bırakmıyoruz, devamlı destek halindeyiz. Onun haricinde okurken yurt dışı imkanı var mı? Var tabii. Erasmus projeleri çerçevesinde Avrupa'ya bir dönemliğinde kendi alanınıza gidebiliyorsunuz. Orada da rakamlar önemli. Biz geçen sene 135 öğrenci gönderdik. İlk bakışta bu biraz düşük gibi gelse değil aslında. Çünkü 3. sınıfta genelde öğrenciler gidiyor ve 3. sınıfta 450-500 kadar öğrencimiz var bizim. Dolayısıyla orana vurunca esasında 3 öğrenciden biri belki biraz daha fazlası mutlaka Erasmus'a gitmiş. Bunlar da mezun firmaları örnekler. Kurumsal firmalarda, prestijli firmalarda genelde mezunlarımız küresel firmaları tercih edip Türkiye'de kalıp dünya ekonomisine katılmayı tercih ettiler. Yurt dışında çalışanlarımız da var, yurt dışında staj yapanlarımız var. Ama muhakkak kurumsal, prestijli firmalarda işe başlıyorlar diyebilirim. Genelde alt kademelerden değil, orta kademelerden işe giriyorlar. Hiç mi yok? Evet, alt kademelerde işe giren de mutlaka vardır araştırsak. Ama genelde MT denilen, işte management trainee noktasından işe başlıyorlar. Yönetici adayı olarak işe başlıyorlar. Dolayısıyla o anlamda da mezunlarımıza yönetici olma noktasında işe sokup, onların artık gerisi onlara kalıyor tabii, hayatı sunabiliyoruz. Genel olarak anlatacaklarım bunlar. Sorularınız varsa benim gibi sunumun sonunda alabilirim. Hemen bu noktada rektörümüzü kürsüye ben davet edeyim. Sayın Nihat Berker.